Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de iyonik birleşikleri adlandırıyoruz. Tonguç hazır mısın evladım? Hocam beynim konuyu duyar duymaz aktı yani. Evet değil mi? Bayağı bir zor bir konu. Yok zor değil o kadar. Moleküler tarihimiz hocam. İyonik birleşiklerde şöyle bir şey vardı Tonguç. Bir artı yükle bir eksi yüklü bir şey birleşiyordu ve birleşik oluşuyordu. Bak bu artı yük diye katyon. Hani şeyden aklına gelsin. Kamyondan. Katyondaki T var ya. Ha. Oradan aklına gelsin. Eksi yüklü bir şey anyon diyoruz. Tamam mı? Bunlar birleşerek neyi oluşturuyorlar? Bir bileşik oluyor. Bu nasıl okuyoruz? Potasyum. Bu potasyum iyonu. Bu nasıl okuyoruz? Klor iyonu. Bu ikisi birleşince çok basit bir şey oluyor adlandırmada. Potasyum klorür oluyor Tonguç. Yani sonuna ne geliyor Tonguç'cum? Ür eki geliyor. Bitti bu kadar. Zor mu sence bu? Çok kolaymış hocam. Artı ile eksi birleşiyor. Anyonla kanyon birleşir. Harika. Şimdi Tonguç iyonik bileşikin adlandırmasında şunları bilmemiz gerekiyor ne yazık ki. Artı bir yüklü olanlar hidrojen, H, bakır, Cu ve gümüş, Ag. Bunları bilmemiz gerekiyor. Gümüş biraz sinirli bir şeymiş, evet. Hacı A diye ezberleyebilirsiniz. Hacı A. Berilyumda da enteresan bir şey var. Be2 artı 2 olanlar. Bakır, Cu, demirde F. Demir enteresan bir şekilde bak. Ya 2 oluyor. Bak burada 2 olmuş, burada 3 olmuş görüyor musun? Demir burada da karşımıza çıkıyor. Krom burada da karşımıza çıkıyor. Başka yerde de karşımıza çıkıyor. Nerede karşımıza? Burada çıkmamış. Neyse. O yüzden bunların yanına Roma rakamları koyuyoruz. Bunlara Romalılar diyeceğiz. Onları öğreteceğim sana. AL, kalay SN, kurşun PB. Bunları ezberleyeceğiz. Flor F, klor CL, oksit, oksijen zaten bizim bildiğimiz. Sülfürde S, nisürde N, fosfürde F diyoruz. Pardon, P diyoruz özür dilerim. Şimdi bunu nasıl ezberleyeceğimizi anlatacağım sana. Hiç merak etme. Bunlar zor değil ama artı 1, artı 2, artı 3, artı 4'ü bileceğiz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3'ü bileceğiz. Şimdi Tonguç bir kere Romalılar diye bir olay var. Demir enteresan bir şekilde bazen artı 2 bazen eksi 2. Bardan artı 3 oluyor. Şimdi demirde şöyle bir şey var Tonguç. Oksijen dediğimiz şey her zaman ama her zaman çok nadir bir şey olmadığı sürece eksi 2 alır. Şimdi oksijen eksi 2 aldığı için çaprazlama kuralına uyarsa demir de mesela geldi buraya artı 2 aldı. Bunun sayısı bunun altına, bunun sayısı bunun altına gelip neyi oluşturuyorlar? F2O2 oluşturuyor. Ama F2O2'yi yazmayacağımız için ben FO yazıyorum. Dolayısıyla FO yazdığım zaman aslında bunu oluşturuyorum. Bunu nasıl okuyorum? Demir oksit diye okuyorum. Ama burada enteresan bir şey var. Demir bazen F2O3'te olduğu gibi demir buraya geliyor. Artı 3 alıyor. Oksijen de eksi 2 alıyor. Bununki buraya. Bununki buraya geliyor. F2O3 oluyor. F2O3 dediğimiz zımbırtı da demir oksit oluyor. Bunların ne farkı var kardeşim? Demir oksit, demir oksit. Burada şöyle bir fark var. Demir bazen artı 3 bazen artı 2 aldığı zaman artı 2 aldığı zaman buraya Roma rakamlarıyla 2. Artı 3 aldığı zaman buraya Roma rakamlarıyla 3 yazman gerekiyor. Dolayısıyla demir 2 oksit, demir 3 oksit diye ayırabiliyoruz. Bu şunları şöyle ezberle Tonguç. Romalılar diyoruz biz bu duruma. Romalılar nedir? F, Cu, ondan sonra CR, Co. Bak Fecikrolar hocam. Fecikrolar. Aynen öyle. Ama Romalılar Fecikro değil ki hocam. Romalılar bildiğiniz şey. Ondan sonra SN, ondan sonra başka ne var be? SN var. Ondan sonra HG var. Civa çok önemli. Artı 2 artı 4 alabiliyor. SN artı 2 artı 4 alabiliyor. Gibi devam ediyor. Bir iki tane daha var. Onun dışında yok başka. Şimdi bazı iyonik bileşiklerse adlandırırken şöyle bir şey var. Şimdi ne yapıyorduk? Bunu hatırlıyorsun. Bunun sayısını bunun altına, bunun sayısını bunun altına yazıyorduk. O zaman ben bunu AY, BX şeklinde yazmaz mıyım Tonguç? Bunun sayısı bunun altına geliyordu. Bunun sayısı bunun altına geliyordu. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. F 2, O, 3 olmaz mı Tonguç? Bunu nasıl okuyorduk? Yazıyorum hemen. Demir. Bunun değerliği artı 3 olduğu için 3 Roma rakamlarıyla oksit şeklinde alınıyor. Burada bak oksijende çok özel bir şey var. Sadece oksijen için ür eki getirmiyoruz. Oksit diyoruz. Özel bir şey. Oksitür itici oluyor. Karbondioksit mesela. Hatırlıyorsun mutlaka. Karbondioksitür olmuyor. Evet, itici. Harika. Çok güzel gerçekten. Peki Mg artı 2 ile Cl eksi 1'ler birleşecekse kardeşim şöyle bir şey olacak. Şimdi Mg artı 2 ya burada. Cl eksi 1 ya. Burada eksi yazınca eksi 1 demek. Bunun sayısı bunun altına, bunun sayısı bunun altına geliyor. MG 1CL2 oluyor. MG1'ini yazmıyoruz. MGCL2 oluyor. Tamam mı Tonguç'um? Artı ve eksikler çabuk. Dolayısıyla bir tane MG ile iki tane CL birleşiyor. Bak bir tane MG, iki CL. Aa. Buraya bakalım hemen. Çok güzel. AL artı 3L S eksi 2. Bak buraya 2 eksi diye yazmışız da bu İngilizce'de yazıldığı için böyle koymuşuz. Ama burada eksi 2 yazmamız gerekiyordu. Burada artı 3 yazmamız gerekiyordu. Şu an doğrusunu yazdım. Türkçesini yazdım. Bu İngilizce'de böyle kullanıyorlar. Şimdi sonra bunu buraya, bunu buraya zaten. Aynen öyle ters insanlar. AL2 S3. O yüzden 2 tane AL var. Bak 2 tane AL var. 3 tane de S var. Görüyor musun Sedat? Süper zekisin. O zaman bak şuna dikkat et. Burada 2 tane artı var. 2 tane de eksi yok mu aslında? Nedir? MGCL2 nedir? Görebiliyor musun Sedat? Yani 2 tane artı 2 tane eksi. Burada aynı şekilde 6 tane artı var. 3 artı 3 artı 6 tane. 6 tane de eksi var. 2 eksi 2 eksi eksi 6. Bu yine ne oldu? Nötr bir birleşik oldu. Anlaştık mı Tonguç'um? Yükleri toplamı her zaman nedir o zaman? Bunların iyonik bileşiklerde 0 olacak Tonguç'um. Unutmuyoruz. Ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder. Unutma, Romalılar dışındakiler normal adlandırılıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve ayrıca 503 videoluk Tonguç 9.1 sistemi için. Yani, ne var hocam bu sistemde? Efendim, bütün 9.1 ile ilgili bütün videolar var. Yani 9. sınıfla ilgili bütün videolar var burada hazır. tonguçakademi.com/tonguç9-1'e girersen buradan ulaşabilirsin. Bütün videolara ulaşabilirsin. Videoyu like etmeyi unutma evladım. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada. Tonguçakademi.com'da videolarımız daha düzenli. YGS-LS kanalımıza abone olabilirsiniz.